Kuşadası'ndan Söken'e doğru giderken yolumuzun üzerinde Ağaçlı kasabası var. Burada ekmek yapan teyzeler var. Şimdi onlara uğrayacağım. Onlarla alışveriş yapacağım. Bakalım onların kasaba hakkındaki görüşlerini, bizler hakkında düşüncelerini, kendi hayatları hakkındaki hikayelerini dinlemek istiyorum. Tabii izin verirlerse. Bakalım bu Ağaçlı kasabasının tam nüfusunu bilmiyorum. Yoldan geçerken dikkatimi çekti. Durayım dedim. Alışveriş yapayım dedim. Şimdi bakalım teyzeler var ileride. Birine söz verdik, öbürüne de söz verdik. İnşallah ikisinden de alışveriş yapacağız. Hep birlikte geçelim, o bölümümüzü izleyelim. Fatma teyze kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler. Teyze kolay gelsin. Hoş bulduk. Kezban abla kolay gelsin. Nasılsın? Kezban ablaya da selam verdim ya. Neredesin güzel olmadan? Afiyet olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Eyvallah. Aslında YouTube kanalım var. Ben orada yayınlıyorum. Burayı göstereyim. Evet. Göster abi. Kezban ablanın yeri değil. Evet. Söke'den şeye doğru giderken, Kuşadası'na doğru giderken Ağaçlı var. Ağaçlı kasabasında Kezban ablanın yerine uğramayı unutmayın. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor da evet. Kezban ablanın yeri. Hemen giderken sol tarafta bazlamaları çok güzel. Büyük bazlama. Ben ilk defa böyle görüyorum. Köy ekmeği de var. Gözlemesi de var. Kezban abla da burada. Kezban abla, seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Sağlıklarını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Amasyalı mısınız abi siz de? Ha, buralısınız. Abla kolay gelsin. Hoş geldin. Kameralı hayır. Geçtim, kamerasız geliyorum diyor. Yok, kameralı geldim, bak teyzeme. Hoş YouTube'da geldin. Yayınlayacağım teyzemin bazlamalarını. Tabii. İnternette izleyecekler seni. Tandır ekmeğim de var. Tandır ekmeğim. Tandır lavaş var. Aldınız mı teyzemden ekmek? Aldık ki yeter ama. Söz vermişsiniz. Ne dedi? Gördün mü? İsraf olur dedi. Bak satmaya bile çalışmadı yani. Ben israf sevmem. Canım sizin teyzem. Teşekkür ederim teyzem. Allah razı olsun. Hayır, parasını verip alırız. 1 lira şefte parası at. Ayağını deneyeceğim. Nasıl? Şefte parası 1 lira at yeter. Heh, tamam. Tamam. Senin gönlünün güzelliği yeter. Ulan çok benim haberim de şeyin altında kalma. Değil. Altında. Helal hoş olsun teyze. Helal hiçbir sıkıntı yok. Gönlünler helal hoş olsun. Bak onu da burada yapıyorum ha. Şurada yapıyorum. Tandırda. Vay, bu ekmeği mi yapıyorsun? Ha. Büyük ekmeği. Bunu ha, bunu. Ha. Bu lavaşı. Ha. İsim neydi teyzem? Güler. Güler teyzem. Radyoya bak. Geçen radyoyu çek. Eski radyo vardı. Güler teyzemin dükkanına. Teyzemde eski radyo var da. Neydi teyzenin adı? Güler teyze. Güler teyzemin yalnız şeymiş, kapına babadan geldi. Bu iş. Evet, baba. Vay be. 32 sene oluyor. İlk ekmeği çıkarım benim bu köyde. Herkes bana güldü. Allah Allah. Benim kaynanam kafadan rahatsızdı. O yola çıktı. Bu yolun dedi geleceği dedi. Bu köyün geleceği dedi. Bu yol olacak bir gün dedi. Ben yola çıkacağım, iş yapacağım dedi. İki müşterim de ilk İstanbul'dan koyu kırmızı taksidir. İlk müşteriyi de hatırlıyorsunuz. İlk müşterim de hiç unutmam. 32 sene evvel. Günlerden salı günü. Vay be. Harbi bizim bahçe çoktu o zaman.
Baba mesleği miydi bu sizin? Yok, kayınpederimden. Ha, kayınbabadan kalma. Ama kendi babamgiller Müşdoğu'da merkezinde iki tane fırın vardı bizim. Evet. Ün alınca, ifraz edince babam bir çıktı, bir daha da gitmedi. Sen buraya gelin olarak mı geldin Güler teyze? Buraya gelin geldim. 86'da Nisan 7-27. Tarihleri de hatırlıyorsun. Evet, öyle hiç ya. Okumaz bası yok ama Kayseri. Ama okumam yazmam yok ama öğretmen anasıyım. Öğretmen. O zaman daha sen yani normal okumaz ve yazması olanlardan daha iyi bilgilisin o zaman. Vallahi parayı beraber de İsviçre'ye giden gelirim. Maşallah. Allah kolaylık versin Güler teyze. Öyle parada bir yere gitmeye sorunum yok Allah aşkına. Ama tek bir hayatım var canım. Kendi hayatımı yazmayı bilmiyorum. Buyur. Hoş geldin. Bahar hazır var canım. Bismillahirrahmanirrahim. Her hayatta şey, özlem duyduğum bir şey kendi hayatımı yazmaya. Çok isterdim ama babam okutturmamış rahmetli. İnşallah bir gün hayalin gerçek olur teyze. Bir tane alabilirim. İki. Bismillahirrahmanirrahim. Güler teyzem, ellerinden öperim, ben gidiyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Size kolay gelsin. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim. Bazlama yapıyorsun, gözleme evet, yapıyorsun. Bazlama, gözleme. Maşallah. Evet. Bu ağaçların hepsi böyle bazlama gözleme mi yapıyor? Aynen. Yol içerisinde... Şeye kadar, köye kadar. Köye kadar hepsi evet. Bazlama. Köyün içerisinde de gördüm. Bayağı bir bazlama yapan. Evet. Sağlı sonlu. Aynen. Maşallah sağ olsunlar. Orada da sizin gibi güzel karşıladılar evet, bizi. Sağ olun. Ben Çorum'dan geliyorum. Çorum'dan. Evet, Çorum'dan geliyorum. Ol, buraya kadar... bu sene böyle bir gezelim dedik, evet, sizleri gördük, yapmışım. Durduk. İyi yapmışız. Nasılsınız haliniz, aklınız, satışlar, işler nasıl? Şükür yani. Sezon evet. Açıldı. Vallahi. Kışın ne yapıyorsunuz peki burada? Kışın şey olmasa burayı kapattız yani, belki açık olabiliriz yani. Önce açık yani şeydi, şimdi belki kışın da açık olabiliriz yani. Kesin belli değil. Aynen. Gözleme, standart ağaçlarının özel bazlaması bu. Aynen. Odun ateşinde pişiriyorsunuz. Evet. Kaç yıldır buradasınız teyze? 30-40 sene var. 30-40 senedir. Hı-hı. Maşallah. Kolay gelsin abla. Teyzem, seni izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Bekliyor musun buraya? He? Buraya bekler misin seni izleyenleri? Vallahi bekliyorum. Gelsinler. Gelsinler. Valla. Sizin için de güzel olur tabii. Ağırlamaktan memnuniyet duyarsınız değil mi? Evet, sağ olun. Görüşürüz. Allah'a sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Olsun. Eyvallah. Geldiği için teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun. Köy yumurtası da organik yumurta satıyorsunuz bir de. Evet, yöresel ürünlerde satılıyor. Şeylerden